Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar, gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Diyarbakır'daydı. Erdoğan'ın hedefinde 6-8 Ekim olaylarının sorumlusu olarak gösterdiği HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vardı. 53 kardeşimin kanı Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecektir diyen Erdoğan, Demirtaş'ın tutukluluğuna son verilmesini isteyen diğer Cumhurbaşkanı adaylarını da sert sözlerle eleştirdi. 24 Haziran'da sandık. Bu Demirtaş'a da hesabını soracaktır. Bak, bugüne kadar ağzımı almadım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı eleştirdi. Biz yaparız. İşte bu HDP yıkar. Sokağa dökülün diyen kimdi? Kimdi? Edirne'deki, değil mi? Ne oldu? 53 kardeşimiz orada öldürüldü. 53 Kürt kardeşimin kanı, evet, bu Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er veya geç ödeyecek. Diyarbakır mitinginde konuşan Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini isteyen diğer Cumhurbaşkanı adaylarını da hedef aldı. Hepsi türbe ziyaret eder gibi Edirne'de cezaevinde beyefendiyi ziyarete gidiyorlar. Bay Muharrem onunla övünüyor. Ziyaret etsen ne yazar? Oradan sana ne gelecek? Gel bakalım Diyarbakır'a, Diyarbakır sana ne diyecek? Ayrımcılık yapmadıklarını söyleyen Erdoğan, 24 Haziran için destek istedi. Her kim, herhangi bir Kürt kardeşimin herhangi bir hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında önce beni bulur. Vakit Türkiye vakti diyerek Cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz? Başbakan Binali Yıldırım ise Kastamonu ve Karabük'te seçmenle bir araya geldi. CHP'ye seslenen Yıldırım, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için eğer çok değerliyse kendiniz niye seçmediniz dedi. Başbakan Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i de sert sözlerle eleştirdi. Seçim beyannamesini Kılıçdaroğlu okuyor, vaatleri de Muharrem İnce veriyor. Karar verin. Hanginiz Cumhurbaşkanı adayısınız? Başbakan Binali Yıldırım Kastamonu'da konuştu. Yıldırım, CHP'yi ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Genel başkanları Cumhurbaşkanı adayı olmuyor, olamıyor, cesaret edemiyor. Parti kongresinde kendisinin rakibini sahaya sürüyor. Kendi partisinin başına seçmedikleri adayı şimdi Türkiye'nin başına seçtirmeye çalışıyorlar. Eğer çok değerliyse kendiniz niye seçmediniz? Bizim millet bu abidik gubidik işleri sevmez. İYİ Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan TİKA'nın yeniden yapılandırılması vaadini hatırlatan Başbakan, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i de hedef aldı. Bunların bir projeleri var. Yapılanı bozmak, yıkmak, bunların başka hiçbir projesi yok. TİKA'yı kapatacakmış. Niye? Çünkü FETÖ böyle istiyor. FETÖ'nün en sevmediği kuruluşu kapatmayı vaat ediyorlar. Başbakan Yıldırım eleştirilerini Karabük'te de sürdürdü. Eskiden bir Kılıçdaroğlu çıkar konuşurdu. Şimdi iki oldular. Ayrı tellerden çalıyorlar. Ama söyledikleri türkü aynı. Şunu yaptırmayacağız, bunu yaptırmayacağız, burayı satacağız, öbürünü yıkacağız. Yahu kardeşim, siz yıkım ekibi misiniz? Enkazcı mısınız? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Demokrasi yoksa büyüme ve gelişme mümkün değildir diyen Kılıçdaroğlu, iktidarın CHP iktidara gelirse sosyal yardımları keser yalanına başvurduğunu belirterek, tam tersine iki katına çıkacak, para da var, kaynak da var dedi. Sosyal yardım alan bütün ailelere sesleniyorum. Hiçbir yardımınız kesilmeyecek.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP gelirse sosyal yardımlar kesilir iddiasına yanıt verdi. Bugün Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde bir sosyal yardımlar hareketlenmeye başladı. Şunu söylüyorlar, sakın ha, bunu veriyoruz, bu CHP iktidara geldiği zaman bu sosyal yardımlar kesilecek. Tam tersine en az iki katına çıkacak. Kaynağı nereden bulacaksınız diyorlar. Para da var, kaynak da var. Çanakkale'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, CHP'nin vaatlerini sıraladı. Hayatı boyunca asgari ücret üzerinden prim yatıran bir kişi, ben emekli olmak istiyorum dediği zaman alacağı aylık 718 lira. Asgari ücret net 2200 lira olacak. 400 lira alan emekli ayıbını kaldıracağız. 300 lira alan emekli ayıbını kaldıracağız. CHP lideri Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olması durumunda eğitim sisteminin de tamamen değişeceğini söyledi. Sayın İnce'nin Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde parlamentoda çoğunlukta olduğu bir süreçte eğitim sistemini tepeden tırnağa değiştireceğiz. Eğitim tam zamanlı olacak. Taşımalı eğitime son vereceğiz. İlk bir yıl içinde 180 bin öğretmenin atamasını yapacağız. Öğretmenler meslek kanunu olacak. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 23 Haziran'da yapılacak Büyük İstanbul mitingi öncesinde bugün 5 ilçede nokta mitingi yaptı. 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel'e yönelik eleştirilerini sürdüren İnce, "Sen Erdoğan'ın değil milletin generalisin" diye konuştu. Cumhurbaşkanına da çağrıda bulunan İnce, "O generali görevden al, almazsan 24 Haziran'dan sonra onun apoletlerini sökeceğim" dedi. Milletin generalisin, milletin. Erdoğan'ın generali değilsin. Siyasette komutan polemiği sürüyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı'nın kendisine yönelik eleştirilerini alkışlayan 2. Ordu Komutanı Kor General İsmail Metin Temel'i sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan'ı çok seviyorsa Erdoğan 24 Haziran'da emekli olacak. İstanbul'da nokta mitingleri yapan İnce ilk olarak Kağıthane'de vatandaşlara seslendi. Bana diyor ki, çekemezsin diyor apoletlerine. Sayın Erdoğan, sen ilke başbuğa terörist demiş adamsın. Orduyu da düzelteceğiz. İnce Eyüp mitinginde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Ben generalin ilk iftar sofrasına katılmasından rahatsız değilim. Siyasi bir konuşmayı alkışlamasından rahatsız. Sayın Erdoğan, o generali görevden al. Almazsan 24 Haziran'dan sonra onun apoletlerini sökeceğim. Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Hüsamettin Cindoruk'u da İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bu başkanlık sistemi demokratik değildir. Bu bir maceradır. Rahmetli babamın mensubu olduğu siyasi hareketin duayenlerinden bir büyük ustanın evine ziyarette bulundum. Tecrübelerini dinledik, hayır duasını aldık. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener seçim çalışmalarına bugün Eskişehir'de devam etti. Seçim vaatlerini yineleyen Akşener, hükümeti FETÖ'yle mücadeleden ekonomi politikalarına kadar pek çok başlıkta sert sözlerle eleştirdi. Dün Gaziantep'te yaşadıklarımızdan sonra Eskişehir bize nefes aldırdı. Olağanüstü halsiz bir seçime gidiyormuşuz gibi hissettirdi. İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Eskişehir'de vatandaşlara seslendi. Akşener, FETÖ üzerinden hükümete sert eleştiriler yöneltti. Bugün FETÖ terör örgütü diye tanımladığımız lideriyle el sıkıştılar. Ama herkesle el sıkıştılar. Önce Ergenekon, Balyoz ve diğer davalar başladı. Bu ülkenin komutanları birer birer yargılandılar. Bunlar olurken Zekeriya Öze zırhlı Mercedesler verildi. Akşener eleştirilerini ekonomi yönetimi üzerinden sürdürdü.
Bu kadar çok konuşan bir siyasetçi. Bugün ekonomimizin içinde bulunduğu şartların sorumlusudur. Merkez Bankası Başkanı niçin oturur orada? Merkez Bankası Başkanı damadın arkadaşı olup göçen şirketlerin ucuza pazarlanmasından sorumlu bir görev yaparsa işte bugün dolar 4.65 olur. Akşener'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin de açıklama geldi. Parlamenter sisteme dönüş için bir yol haritasını konuşmak için pazartesi günü 11.30'da Sayın Kılıçdaroğlu'yla da görüşeceğim. Yaptığı e-mitinglerle seçim kampanyasına farklı bir boyut kazandıran Saadet Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu bugün Isparta'da sahaya indi. Seçmenlerin fikirlerini korkudan dolayı açıklayamadıklarını savunan Karamollaoğlu'ndan kutuplaşma uyarısı geldi. Ülkemiz öyle bir dönemde geçiyor ki insanlar fikirlerini ifade etmekten imtina ediyor, çekiniyorlar. Bu gösterdiğiniz cesaretten dolayı teşekkür ediyorum ve sizleri de tebrik ediyorum. Herkes her mitinge gidemiyor. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Isparta'da seçmenle buluştu. Üzülerek ifade ediyorum ki bir seçime giderken Ramazan'da kucaklaşacağımıza kamplaşmamızı körükleyenler var. Kendileri gibi meselelere yaklaşmayan, meseleleri biraz farklı açıdan görenler hain ilan edilebiliyor. Biz buna razı değiliz. Karamollaoğlu'ndan kutuplaşma uyarısı geldi. Ülkemizdeki kutuplaşma, kamplaşma bizi endişe ettiriyor. Her ülke badireli bir dönemden geçerken içeride birlik ve beraberliği sağlamak başta iktidarın en önemli görevi olmalıdır. Hürriyet ve adalet hava ve su kadar önemlidir. 24 Haziran'a 3 hafta kala AK Parti Bursa İl Teşkilatı da seçim çalışmalarına hız verdi. Kent merkezinde hem Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu hem de milletvekili adayı Refik Özen'in seçim bürolarının açılışları vardı. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Bursa'da seçim çalışmaları hız kazandı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun Haşim İşcan Caddesi'nde açılan seçim bürosu partilileri ve milletvekili adaylarını ağırladı. Şu ana kadar sahada karşılaştığımız atmosfer bizleri 24 Haziran'a ilişkin olarak ziyadesiyle umutlandırmıştır. Çavuşoğlu, Türkiye'nin tarihindeki en güçlü dönemde olduğunu söyledi. Türkiye, Zeytin Dalı operasyonuyla, Fırat Kalkanı harekatıyla beraber sınır dışımızda olan terör odaklarını ve teröristlerini adeta inlerinde bulmak suretiyle onları oradan tasfiye etti, arındırdı ve ülkemiz için tehdit ve risk olmaktan çıkardı. Aynı cadde üzerinde bulunan AK Parti 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili adayı Refik Özen'in seçim bürosu da törenle açıldı. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya için dünyanın 5'ten büyük olduğunu tüm insanlığa göstermek için bütün gayretimizle çalışmaya devam ediyoruz. Refik Özen, AK Parti'nin mazlum milletlere cesaret verdiğini söyledi. Bizlerin sorumluluğu o kadar fazla ki sadece Türkiye'nin değil tüm mazlum milletlerin sorumluluğu üzerimizde ve dünya üzerindeki bu milletlerin gözü ve beklentisi de üzerimizde. Gürsu Belediyesi'nin vizyon projelerinden ilçeye kazandırılan Adrenalin Park'ın resmi açılışı Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Çavuşoğlu'nun gündeminde siyasetteki apolet tartışması vardı. Okçuluktan dağcılığa, safariden su sporları ve kampçılığa. Bu altı parkı da yine biz kendi imkanlarımızı yaparak Gürsu halkımıza 14 tane park kazandırmış olduk. Bugün de burada 6'sının açılışını yapıyoruz inşallah.
Gürsu Belediyesi'nin Bursa'da doğa sporları ve fotoğraf tutkunları için oluşturduğu kırsalda alternatif turizm cazibe merkezi olması hedeflenen Adrenalin Park'ın resmi açılışı gerçekleşti. Biz istedik ki bu kırsal bölgede bir proje yapalım ve özellikle bizim iki tane köyümüz var burada, Dişka'ya verecek. Bu iki köyümüzün de artık şehre göç etmeden burada kendi ayakları altında, kendi ayakları üstünde durabilecekleri projeler olsun dedik. Törene katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun gündeminde siyasetteki apolit tartışması vardı. Çavuşoğlu, Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirdi. Gafil! Bu millet sana onu söktürmez. Ben eminim ki teröristler onun apolitlerini sökmek ister. Sen necisin? Sen kimsin? Çavuşoğlu, muhalefeti terörle yan yana gelmekle suçladı. Açın beyanname sayfalarını, okuyun bunları. Bir tane FETÖ göremezsiniz. Bir tane PKK göremezsiniz. Bunların bu memlekete aidiyet duygusu zayıf. Açık ve net söylüyorum, zayıf. Bunlar milleti sadece seçim döneminde hatırlıyorlar. Başbakan yardımcısı Kurdele kesiminin ardından trap ve okçuluk pistlerinde yeteneklerini sergiledi. Ah! Bursa'da seçim çalışması yürüten İyi Parti ile MHP'li gruplar arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Polisin havaya ateş açarak yatıştırmaya çalıştığı olayda 6 kişi yaralandı. Taşlar, sopalar, sandalyeler havada uçuştu. Seçime 3 hafta kala meydanlar iyiden iyiye ısınmaya başlarken Bursa'da seçim çalışması yürüten İyi Parti ve MHP'li iki grup arasında kavga çıktı. Emir Sultan Meydanı'nda standları bulunan her iki parti üyeleri arasında iddiaya göre gece yarısından sonra bayrak asma meselesi yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga bir anda büyüdü, taraflar birbirlerine sandalye ve sopalarla saldırdı. Meydanda görevli polisler havaya uyarı ateşi açarak tarafları ayırdı. Olaylar bölgeye gelen destek ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılırken çıkan kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye bugün Kuzey Irak şehitlerine veda etti. Teröristlerin roketli saldırısında şehit olan iki uzman çavuş Giresun ve Adana'da son yolculuklarına uğurlandı. Kuzey Irak'taki yol yapım çalışması sırasında askeri iş makinesine düzenlenen roketli saldırıda şehit olan uzman çavuşlar Hakan Ergin ve Tayfur Uluçay son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlandı. Şehitler için ilk tören Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Muvaffak ve muzaffer eyle Allah'ım. Şehitlerin naaşları silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Helikopterle Van'a, Van'dan da askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirilen 28 yaşındaki şehit Hakan Ergin'in naaşı, baba Ahmet Ergin, anne Aynur Ergin ve kardeşleri tarafından karşılandı. Şehit uzman çavuş Hakan Ergin için Eynesil ilçesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası ile kardeşleri taziyeleri kabul ederken acılı anne oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunun başından ayrılamadı. Benim şehidim kimseyim. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de katıldığı cenaze namazının ardından şehit Ergin'in naaşı İshaklı köyünde aile kabristanlığında toprağa verildi. 29 yaşındaki şehit uzman çavuş Tayfur Uluçay'ın naaşı da uçakla getirildiği memleketi Adana'da gözyaşlarıyla karşılandı. Şehidin annesi Sultan Uluçay ile babası Kemal Uluçay gözyaşlarına boğuldu. Anne Uluçay'ı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu teskin etmeye çalıştı.
Şehidin naaşı karayoluyla getirildiği Kozan ilçesi Yukarı Keçili mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Umuda yolculuk yine facia ile sonlandı. Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında kaçakları taşıyan sürat teknesi battı. 6 kişi kurtarıldı, 7'si çocuk, 9 kaçak hayatını kaybetti. Antalya'da kaçakları taşıyan tekne battı. 6 kişi kurtarıldı, 9 kişi hayatını kaybetti. Bir grup sığınmacı Antalya'nın Demre ilçesinden Yunan adalarına gitmek için sürat teknesiyle denize açıldı. Ancak tekne Geyikova Adası'nın 2,5 mili uzağında battı. İhbar üzerine bölgeye bir sahil güvenlik korveti, 4 bot, 1 uçak ve 1 helikopter sevk edildi. Kaçakları fark eden bir balıkçı suda yardım bekleyenlerden birini kendi teknesine alarak kurtarmayı başardı. Sahil güvenlik ekipleri de 4 kişiyi kurtardı. Arama kurtarma çalışmalarında 7'si çocuk, 9 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Biz de Hatay Kırkan'da yaşıyorum. Kimse kollama bilmiyor. Tekneye attılar dedi, getirin. 5 tane çocuğum var. 5 çocuklarını kaybeden Suriyeli çiftin de aralarında olduğu kurtarılan kaçaklar sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Kayıp olasılığına karşı denizde arama kurtarma çalışmaları gün boyu sürdü. İstanbul'da da Şile açıklarında bir tekne alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden biri hayatını kaybetti. 3 kişi kurtarılırken kayıp bir kişi ise halen aranıyor. Şile'nin İmrenli Koyu mevkiinde 5 arkadaş tekneyle sabah saatlerinde denize açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Çevredeki vatandaşların denizden çıkardığı 26 yaşındaki Recep Gül Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı teknede bulunan 3 kişi sağ olarak kurtarılırken 32 yaşındaki Onurcan Özcan'a ulaşılamadı. Jandarma sualtı arama kurtarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Şile Belediyesi can kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Viranşehir Ceylanpınar Karayolu'nda meydana gelen Ceylanpınar ilçesindeki Hazreti Selman Camisi'nde imamlık yaptığı öğrenilen Abdullah Gargılı'nın kullandığı otomobil karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 35 yaşındaki sürücü Gargılı, eşi Halime ve 3 yaşındaki oğlu Muhammed Eymen Gargılı ile diğer aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı 2 kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler Ceylanpınar'da toprağa verildi. İmam Abdullah Gargılı ve ailesinin Gaziantep'te hafızlık eğitimi alan oğullarını ziyaretten döndükleri öğrenildi. Bursa'da KYK ile ihraç edilen eski polis bir arkadaşı ile birlikte kuyumcuda sahte altın bozdurunca yakayı ele verdi. Gözaltına alınan iki zanlı adliyeye sevk edildi. Kestel ilçesinde meydana gelen olay, kuyumcunun sahte altınları fark ederek durumu emniyete bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, biri daha önce ihraç edilen eski polis olan iki şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen altınlarla bir miktar para ele geçirildi. İki şüpheli adliyeye sevk edildi. Kış aylarını kurak geçiren Bursa'da son yağmurlarla birlikte barajlar tam kapasiteye ulaştı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, hiç yağmur yağmasa bile yıl sonuna kadar yetecek içme suyu bulunduğunu söyledi. Biz kış aylarını kritik bir seviyede geçirdik. Hatta acaba yeraltı kuyularını tekrar devreye alsak mı diye bir planlarımız dahi vardı. Kış aylarını diğer yıllara göre nispeten kurak geçiren Bursa'da son yağan yağmurlarla birlikte içme suyunun sağlandığı Nilüfer ve Doğancı barajlarında tam kapasiteye ulaşıldı.
Son yağan yağmurlarla Allah'a şükür şu anda Nilüfer Barajımız tam dolu, Doğancı Barajımız ise %98 mertebesindedir. Her iki barajda %100 doluluk oranına ulaşırken sel tehlikesine karşı Doğancı'da su seviyesi düşürüldü. Nilüfer Barajı'nda %100 doluluktayız. Doğancı Barajı'nda ise son yağan yağmurlarda ve oluşabilecek sel felaketlerini önlemek amacıyla 2 metrelik bir düşük seviyede tutmaktayız. Bursa'da yıl sonuna kadar susuzluk riski bulunmuyor. Hiç yağmur yağmasa dahi bugün itibariyle yıl sonuna kadar 2019'a kadar yetecek suyumuz bulunmaktadır. Bu haberimizle ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın yine saat 19'da karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.